Trabzonspor'un gelenleri gidenleri. Belki liste az gibi görünüyor ama Trabzonspor sessiz ve derinden transferler yapacak. Gerçekten sadece ve sadece Sayın Başkan'ın bu isimleri bildiğini biliyoruz. Ama daha henüz netleşen bir durum yok tabii ki de. Stoper transferi mutlaka yapacak Bordo Mavililer. Kesinlikle. Ama giden oyunculara baktığımızda artık o geride kaldı. Şimdi gelen oyunculardan da Tronsen'den, Plaza'dan, Marlon'dan, Flavio'dan üst düzey verim alma çabasında. Tronsen bence güzel transfer. İyi transfer mi diyorsun? İyi transfer. Bir de şu açıdan Sörloth'la iyi ilişki içine girebilecek bir transfer. Bence güzel bir transfer Tronsen. Ama yani baktığımız zaman Trabzonspor'un kadro yapısı, geçen sene şampiyonla oynayan kadro yapısıyla bu sene kadro yapısında çok fazla değişiklik yok. İşte Novak yok baktığı zaman. Sosa yok ama diğer tarafa geldiği zaman canla başla oynayan gençler var. Bence Trabzon bu sene iyi takım yapacak. İyi takım yapacak. Şu an zaten gidenler de Sosa, Novak, Badu Endia'ya yani kemik diyebileceğimiz oyuncular. Endia'yı ben oynadığı gibi gözüyle bakmıyorum ya. Olsun, ya bilmiyorum ama ya benim gözümde sanki Endia'ya... Yok yani sürekli kadro içerisinde önemli bir figürdü. Yani figür olarak baktığımızda. Ama hiç topu değerlendiremiyordu böyle atakta. Çok güzel gelenler oldu. Çok geniş bir kadro. Yerleri de dolar o gidenlerin. İyi bir hoca herhalde. Yani enerji dolu bir hoca gibi gözüküyor. Sağ kenarında baktığınızda. Hoca rüştünü ispatlamış bir hoca. Chelsea'de görevler almış bir teknik adam. Ben Trabzonspor'un... Aslında baktığı zaman risk değil mi? Gitmesi mi? Alacaksın. İşte bu hocayla devam etmeleri. Yardımcı hocayla devam. Yeni Gordon bile olabilir Trabzonspor'un. Yani risk mi? Risk. Baktığın zaman. Sen ne düşünüyorsun? Risk mi? Ama risk bence risk almaya değer. En azından Trabzon'u tanıyor, biliyor. Trabzonspor yani zaten geçen sene de risk aldı. Yani bazı riskleri aldı. Mesela Sörloth böyle değildi ki geldiğinde. Risk aldı da aldılar. Risk aldılar da oynattılar. Vakeme risk aldı. Bugün de gol atmış herhalde, değil mi? Öyle yaptı. Vakeme risk aldı. Tabii yani. Ama mesela Sergen önce ne dedi? Forvet'te ben soru işareti olmayacak kafamda. Örneğin. 30 yaş dedi mesela. Ki Sörloth'u şimdi önüne getirseler hoca çok soru işareti diyebilirdi bak. Geçen dönem bak soru işareti diyebilirdi mesela o zamanki geçen seneki Sörloth'u, şeydeki Sörloth'u yani Trabzon'un gelmeden önceki. Bilemeyiz. Şimdi bunlar hep risk. Şimdi bu seneki transferler Flavio. Kapalı. Bak geçen sene kaç maçı var? Kapalı kutu. Aldı. Bir de hani transferin son günlerde elimizde bu kaldı sadece. Bunu alalım diye bir transfer değil. Önceden planlanmış transferin ilk günlerinde alındı. Bence bu sene şampiyonun en büyük adaylarından bir tanesi. Bakıyorsun 4-5 maçı var geçen sene. Keza diğerleri de öyle. Marlon için çok iyi oyuncu diyorlar. Yani Novan yerini çoktan doldurdu bile. Bizim diyorlar. Evren Turan gitmiş işte Samsun'a Aspor'un yayınladığı maçlarda. Ben dedi şeyi çok beğendim diyor. Tronsen'i çok beğendim diyor. Marlon'da. Ben de beğendim. Ben de beğendim. Tronsen gerçekten. Ama yani bir de bu Trabzon'un şöyle bir artısı var. Şehir futbolda yaşıyor. Futbolda yatıp futbolda kalkıyor. Bence çok büyük bir artı. %100. Kesinlikle çok büyük artı. Ben çünkü Trabzon'a çok gittim. Trabzonspor'da bir dönem takip ettim. 25 senelik spor muhabirliğimde. Hatta bir 6 ay Trabzon'da kaldım. Böyle tutkulu, böyle takımla yatıp kalkan bir... Abi sen yıllardır Galatasaray'ı takip ediyorsun. Hı-hı. Sen bile sabah, öğlen, akşam Galatasaray konuşmazsın. Bak konuşamazsın. Trabzon öyle bir yer. Sabah akşam Trabzon konuşmuyor. Bu arada abi. Sözüm ona Ahmet yani Rodrik. Trabzon'daki bir adam uykusunda bile sayıklarken Trabzonspor diyordur herhalde. Şimdi öyle bir yer. Galatasaray'la adı anılmıştı. Hani biz ihtimal vermedik ona ama sen de vermedin, ben de vermedim. Galatasaray. Ahmet Rodriguez Everton'la anlaşmış. Evet. Şimdi gördüm. Biraz evvel Everton biz resmi sitesinden paylaştı. Biz zaten bunu söyledik. Olmayacağını da söyledik, dile getirdik. Hatta menajerleri de biliyorsun. Yani yetkili önerildi menajerleri mi, de bunu söylememişti. Efendim? Önerildi mi Galatasaray'a? Aslında önerilmedi, biliyor musun? Bir anda yani öyle gündem oldu. Önerilse bile yani şöyle bir şey, yani ben önerildiğini duymadım. Önerilse bile zaten maliyeti çok yüksek. Galatasaray en başından beri seti koydu. Dedi ki ben dedi maliyetli futbolcu almayacağım dedi. Ben dedi geçmişe değil geleceğe yatırım yapacağım dedi. Başkan bunu söyledi. Ben bu saatten sonra Galatasaray'ın kurtuluşu gelecek dedi. O yüzden dedi genç futbolcu alacağım dedi. Ve maliyeti düşük futbolcu alacağım dedi. Bunu konuştuktan sonra gelip James Rodriguez'i almak abesle iştikal eder ve tercih yemek olur. Durum. Kesinlikle. O ben zaman de derler ki James Rodriguez'i alacağına şunu al derler, bunu al derler. Ay benim de İngiliz meslektaşım, Everton'u çok yakından takip eden bir arkadaşım, tweet attı. İşte Rodriguez Everton'la anlaştı. 2 yıllık kiralık mı?
tam bilmiyorum ama o meslektaşım bana bugün şey yazdı DM'den Twitter'da. Bu kulağıma gelen bilgilere göre Fenerbahçe Cenk Tosun görüşmeleri olacakmış diye. Oo. Şimdi Cenk Tosun'un daha birkaç ayı daha var. Birkaç ay daha var. Ki ben birinci forvet olarak da yani şu an için değil. Daha sonra nasıl Cenk'i alırız falan öyle bir planlaması var galiba demek ki. Ama ben şunu da çok net biliyorum. Cenk Tosun için Everton tutmak istiyor. Crystal Palace da teklifte bulundu Cenk Tosun'a. Yine seni alalım, kiralayalım diye. O da şey demiş, hani gelirsem devre arasında gelir. Sen görüştün mü Cenk Tosun'la? Zaten ben, ideolojim vardır. Konuşuyorum zaten onunla. Önceliği kesinlikle bir kez daha söyleyeyim. Şeyde, Premier Lig'de. Yurt dışı tabii, tabii ki. Ya bir de Premier Lig zaten gerçekten Premier Lig yani. Ben bile orada oynamak isterdim. Şu kilo değil de benzeyip oynamak isterdim. Lig yani gerçekten. Yarısı. Havası farklı. Çok yani havası farklı. Premier Lig'in tarihini tabii 90'larda herhalde o lig kuruldu. Klasik İngiltere Ligi değişime geçti. İnanılmaz bir para, inanılmaz bir hız, sponsorlar, farklı bir dünya. Bu hiçbir oyuncu oradan gelmek istemez. Transferi düşünsene, 80-90 milyon pound'a transfer yapılan bir pazardan bahsediyoruz. Yani. %100 yani. Yani mesela büyük. Cenk Tosun, işte Badou Ndiaye kaç para gitti abi Kore'ye? Dünya yani o parayı İspanya vermez. Vermez. İtalya vermez mesela bir para o zamanlar. Ama Premier Lig çok farklı bir level'a geçti. Çok farklı bir seviyeye geçtiği için o parayı verdiler. Keza Cenk Tosun'u Almanya'da o parayı vermezlerdi Cenk Tosun için. Ama onlar veriyor. Onların o ligin sonuncusu bu ligin, Türk Ligi'nin, Türkiye Ligi'nin birincisini, birinci forvetini ve birinci stoperini çatır çatır alır gider. Öyle abi. Crystal Palace daha Beşiktaş'tayken Cenk Tosun talip oldu. Şampiyon Beşiktaş'ın forvetini lige yeni çıkmış bir takım yani lig dibindeki bir takım istiyor. Hangi parayla diyemiyorsun? O nedenle Trabzonspor'u konuşuyoruz. İşte, Sörlot'un orada piyasası çok vardır. Kaleci Uğurcan'ın da piyasası vardır orada. Ama para işte, var çünkü. Uğurcan için çok fiyat istendi şeklinde haberler çıktı ama bilmiyorum ne derece dolu. Daha bir sürü haber çıkıyor onunla ilgili ama yani burada tabii James Rodriguez'le ilgili çok sorular soruyor. Nainggolan bu arada. Çok konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada bayağı bir yukarıya çıktı. Okay Yokuşlu ile birlikte Nainggolan ciddi anlamda şu anda Galatasaraylı taraftarlar arasında çok konuşulan konuların başında geliyor. Ama maliyetli bir oyun. Maliyeti yüksek. Çok maliyetli bir oyuncu. Nainggolan'ın yurt dışında şeyleri de var galiba değil mi abi? Başka kulüplerle de adı geçiyor. Talepleri var. Kesinlikle var ama yani Galatasaray'a gelecekse ya Galatasaray para sorunu çözmüş ya da transferleri bu yönetici kıvraklığıyla halledilmiş hale gelmiş olabilir. Ama ben yine de zor olarak düşünüyorum Nainggolan transferini. Olursa da süper olur, on numara olur. Galatasaray'ın istediği bir futbolcu olur kesinlikle. Ama yine de zor. Ama biz çok zor gördük değil mi Aykut? Yani tabii. Çok konuştu. Hani olmayacak denilen transferler bir anda bitmiş oluyor. Bilmiyorum Beşiktaş'la ilgili var mı şu an itibariyle bir duyum, bir şey? Şu an gelen haber. Gökhan Töre. Ya sağ bekte her an bitebilir. Sağ bek kesin acil bitmesi lazım. Bence de her an bitebilir. Birilerine yer açılıyor çünkü. Ben onu hissediyorum. Yerli mi Onur yabancı mı? Ya öncelik yerli gibi gözüküyor. İşte herhalde onda bir sıkıntı var. Yani onda bir tercih hakkı mı doğuyor bilmiyorum. Bu arada yani yabancı da alırsın sonra elden yabancılarını çıkartıp şey yapabilirsin. Ne derler o? TFF'ye verebilirsin. Şu an zaten Mirin yakında gidecek. Douglas yakında gidecek. Rocco gitti zaten. Yani bir yabancı kontenjanında bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yani yerli yabancıya kalır mı? Öncelik tabii Nazım'dı. Yerli olduğu için ama o şartlarda olması biraz kolay değil. Sergen Hoca'nın basın toplantısından tatmin oldun mu? Yani benim zaten tatmin beklediğin bir toplantı mıydı? Beklediğim bir toplantıydı. Ve ben çok yararlı bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Çok net söyleyeyim. O da kameraman abimiz demin söyledi. Yıllardır uzun bir süre televizyonlarda yorumculuk yaptı. O kürsü şeyi var. O hakimiyeti var. O kelimeleri
Mustafa Denizli'den sonra